Merhaba arkadaşlar, yine sizinle beraberiz. Bugün Hazreti Peygamber'in örnek davranışları ünitesinden son konumuz olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara değer vermesi konusunu beraberce işleyeceğiz arkadaşlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara değer vermesi ifadesi şunu ortaya koyuyor. Başlık şu şekilde değil dikkatinizi çekersek. Hazreti Peygamber Müslümanlara ya da Hazreti Peygamber müminlere değer verirdi değil. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara değer verdi. Bu insanlar ifadesinde kendisine inanan, inanmayan bütün insanlar vardır arkadaşlar. Bu anlamda önemli bir ifade. Özellikle peygamberin insanlara değer verdiği dönem dikkate alınırsa, cahiliye döneminde kadınların yok sayıldığı, kız çocuklarının diri diri toprağa gömülüp utanç sebebi sayıldığı, insanların köle olarak alınıp satıldığı bir anlayışa karşı makam, mevki, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara değer vermesi o dönem açısından önemli bir davranış şeklidir arkadaşlar. Ne derece uygulanabilir, ne derece hayata geçirilebilir dönemin şartları değerlendirildiğinde insanlara değer vermek. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca Kur'an-ı Kerim'in Tin suresi 4. ayetinde ifade edilen biz insanı en güzel şekilde yaratmışızdır düsturu gereği insanlara ırk önemli arkadaşlar. Kendisinden olmayan, kendisinden olan cinsiyet, zenginlik, makam mevki ayrımı yapmaksızın değer vermiştir arkadaşlar. Özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı toplumsal şartlar göz önünde bulundurulduğunda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insan onurunu korumaya dönük bu tavrı o dönem şartları tekrar etmek gerekirse o dönem şartları değerlendirildiğinde devrim niteliğinde bir bakış açısıdır. Konunun püf noktası ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendimizden olan, olmayan, bizim gibi düşünen, düşünmeyen, bizim gibi inanan, inanmayan kişilere sırf Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı bir insan olmasından dolayı saygı duymak konusunda bize en güzel örneği gerçekleştirmiştir. Örnek verilmek gerekirse tekrardan namaz ibadetinde safta, hac ibadetinde tavafta, makam mevki farkı gözetmeksizin insanların beraber bu görevleri yerine getirmesi Allah Celle Celaluhu katında insanlara ayrım yapılmaksızın verilen değeri ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimiz de bu değeri davranışlarına yansıtmıştır arkadaşlar. Unutmamak gerekir ki Allah Celle Celaluhu katında insanların üstünlük sebebi Allah'a olan insanların saygınlığı yani takvadır arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken bir konu, sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır. Hadisindeki ifadenin Müslümana, akrabaya faydalı olan şeklinde olmaması, kime, niçin değer vermemiz gerektiği konusunda önemli bir ölçüyü ortaya koymaktadır. Yani bizden olan olmayan, akrabamız, sevdiklerimiz olsa olmasa hiçbir ayrım yapmaksızın insanlara değer vermek önemli olan bir ölçüttür arkadaşlar. Buna dair Peygamber Efendimizin örnekleri. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla otururken yanlarından geçen Yahudi cenazesine ayağa kalkmasına arkadaşları şaşırmış. Şu tepkiyi ortaya koymuşlar. İşte ya Resulullah niçin ayağa kalktınız sorusuna Peygamber Efendimiz bu da bir insan değil mi şeklinde cevap vermiştir. Bu da Hazreti Peygamber'in insanlara değer vermesinden öte din ayrımı yapmaksızın insanlara değer vermesine en güzel örnektir. Yine selamlaşmak, insanların davetine katılmak, öğüt isteyene öğüt vermek, aksırana yani hapşurana Allah sağlık ve afiyet versin demek, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak gibi davranışlar kişinin insanlara verdiği değeri ortaya koyan en güzel örneklerdir arkadaşlar. Evet, bugün yine dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Hepiniz esen kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.